Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeniden hoş geldiniz. Bugün size yılbaşı alışveriş için yapmış olduğum, daha doğrusu kendime almış olduğum yılbaşı hediyelerimi göstereceğim. Aslında fırçaları falan göstermek istemiyordum ama onları da görmek isteyeceğinizi düşünerek çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Hemen hızlıca makyajımdan bahsetmek istiyorum. Bu makyajın videosunu çeker misiniz diyorsunuz çünkü bazen, ama bu makyaj da bir şey yok. Klasik, sadece eyeliner'ım var, rimelim var. Gözlerimin içerisine, altına daha doğrusu, iç köşelerine Essence'in Long Lasting Eye Pencil'ı, gümüş rengi. Bunu ben çok sıkça kullanıyorum zaten. Tam numarası neymiş bunun? 05. Bunun beyaz simli olanı da var. Böyle bir soru gelmişti. Gözünün altına beyaz parlak ne sürüyorsun diye. Gümüşü sürüyorum genelde. Beyaz olarak Flormar'ın bir tane kalemi var. Ben kullanmıyorum şu anda, yok, onu denemiştim. Çok güzel bir kalem. Essence'in de beyaz bir tane kalemi vardı yine öyle, ama ben onu bulamıyorum. Belki bir koleksiyondu, bilmiyorum, ama bizim gratis'e gelmiyor. Dudaklarıma Flormar'ın L06 kırmızısını sürdüm. Kenarlarına da siyah kalem sürerek ruj fırçasıyla güzelce dağıttım. Ombre ruj nasıl sürülür diye bir video çekmiştim daha önce, fakat ışıktan dolayı çok kötü gözüküyordu. O yüzden onu yayınlamadım. 4 farklı teknik göstermiştim orada. Yine eğer ombre dudaklar nasıl yapılır diye görmek istiyorsanız, lütfen bu videonun altına istek videonuzu ya da sadece bu ruju nasıl sürdüğümü görmek istiyorsanız onu da yazabilirsiniz. Şimdi alışverişe gelelim. Saç bandını nereden aldın diyenler için de bu içerisinde tel olan bantlardan. Benim kafam biraz yumurta olduğu için ve saçlarım çok az olduğu için 4 tane tokare tutturdum. 2 tane enseden, 2 tane yanlardan. Kadıköy'de 6 yolda Moda'ya doğru giderken sağda sokak satıcılarında satılıyor. Aynı zamanda uzak ışıklarda satılıyor ve pazarda da satıldığına dair duyum aldım. Her yerde olduğunu düşünüyorum. Özel bir şey değil. Sorularınıza cevap verdikten sonra yılbaşı için kendime neler aldım, hemen onları geliyorum. Yılbaşında MAC mağazasında hiç oyalanmadım. Çünkü MAC'teki bütün ürünleri ezbere biliyorum. Yaklaşık 3 senedir bütün alışverişimin neredeyse, yani %90'ını MAC'ten yapıyorum. Neden MAC kullanıyorsun sürekli diyenler ve farklı öneriler isteyenler için farklı markalardan alışveriş yapmaya yavaş yavaş başladım diyebilirim. Çünkü bunları yapan blogger arkadaşlarım zaten var. Ben makyaj delisi denilen kişilerden değilim. Daha çok makyaj nasıl yapılır ya da çok orijinal bulduğum bir ürün varsa, mesela mineral makyaj ya da Bare Minerals fondöteni gibi, onları paylaşmak için istiyordum. Fakat gerçekten bu yöne çekileceğimi hiç düşünmemiştim. Çok çok mesaj alıyorum, inanılmaz derecede. Ancak onlara artık tek tek cevap verme lüksüm maalesef gitgide azalmakta. Videolarla bunları cevaplamak adına biraz daha alışveriş marka seçeneklerimi çoğaltacağım diyeyim size. Şimdi ben hemen böyle fırçalarımı geçiyorum. 224 numaralı karıştırma fırçası. Videolarımda sıkça kullanıyorum. 187 numaralı fırça. Bunları mağazadan nasıl aldığımı size anlatamam. Jet hızıyla hepsinin yerini zaten ezbere biliyorum. 217 numaralı karıştırma fırçası ve 239 numaralı far fırçası aldım MAC'ten. Bunlar benim her zaman kullandığım fırçalar. Dolayısıyla temizlerine ihtiyacım oluyor. Ben videonun çoğunda oraya bakarak konuşma alışkanlığını hala değiştiremedim. Çünkü gördüğünüz gibi sürekli bir fokus problemi yaşıyordum daha önceden. Şimdi onu ayarladım ama yerimde duramıyorum. Yine manuelde çekiyorum. Yerimde duramayınca kıpırdıyorum vesaire, bozuluyor. Bolca kirpik aldım. Hemen sizlere de bu arada önerilerimde de bulunmuş olayım. Kirpikler arasında fırça önerilerinde de o zaman bulunmuş olayım. 239 numaralı far fırçası. Far sürmek için ideal. 217 numaralı fırça. Hem concealer sürebilirsiniz, hem karıştırma fırçası olarak kullanabilirsiniz, hem de far fırçası olarak kullanabilirsiniz. Çok işlevli bir fırça. 224 numaralı fırça. Genelde bu fluffy brush diye geçiyor bunlar. Daha çok kaş altına aydınlatma veya da genel dağıtma fırçası olarak kullanılıyor. En sevdiğim kirpik 36 numaralı kirpik. MAC'in 36 numaralı kirpiği. Kendi düğünümde de bundan kullanmıştım. Çok güzel. Hem uzunluk olarak hem yoğunluk olarak tam orta kıvamda bir kirpik. 34 numara 36'nın neredeyse aynısı, birazcık daha uzunu.
Bunları hemen yakından göstereyim. Bu 36 numara, bu da 34 numara. Numarası küçük olanın daha yoğun ve uzun olduğunu hatırlatayım. Oradan aklınızda kalsın. Ben bile ilk aldığım dönemlerde sürekli karıştırıyordum. Bu 6 numaralı kirpik, yılbaşı makyajında kullandığım kirpik. Divine Night koleksiyonuyla yapmış olduğum mavi makyajda kullandığım kirpik. Çok sevmiştim onu. 3 numaralı kirpik, Ajda Pekkan'ın kullandığı kirpik diye daha önce tanıtmıştım size. Ama gerçekten öyle söylemişlerdi bana. Örnek aldığım için söylemiyorum sadece. Belki hoşunuza Ajda Pekkan'ı seven veya onun o güzel kirpikleri nereden diye soranlar Beck'in 3 numaralı kirpiğini kullanıyormuş sürekli. Hatta stoklarını tüketiyormuş. Bu da niye aldım konusunda hiçbir fikrim olmadı. Bugüne kadar hiç almadım. 32 numaralı kirpik. Ha bu arada 3 numarayı ve 6 numarayı yakından gösteriyorum. Bu 3 numara, bu da 6 numara. 6 numara... 6 numara artık en uzunu içlerinde ve en yoğunu. 32 numara şöyle. Bu da 32 numara. Bunu niye aldım? Gözlerimin altına bir makyajda kullanırım diye aldım. MAC'de böyle gözaltı için uygulanabilecek tekli kirpikler dışında çok uygun bir kirpik yok. Çok doğal bir kirpik bu. Ben bunu taktığımda eminim belli bile olmayacaktır. Kirpiklerimin içerisinde her zaman kullandığım için yedek olarak bulunması açısından aldığım kirpikler bunlar. Şimdi gelelim NARS ürünlerine. NARS da çok sevdiğim bir marka. Ancak benim MAC'ten indirimim olduğu için en çok MAC markasını tercih ediyorum. Bütün ihtiyaçlarımı giderecek kadar renk seçeneği ve ürün seçeneği var kendisinde. NARS'a gittiğimde, yani NARS ilk açıldığı dönemlerde makyaj indiriminiz ne diye sorduğumda zannediyorum %15 ya da %20 gibi bir indirim vardı. MAC ile aralarında bayağı ciddi bir fark vardı. O yüzden hiçbir zaman NARS'ı tercih etmedim. Sadece NARS'tan herkese bol bol orgazm allık önerdim. Bu fardan başlamak istiyorum. Gri buz mavisi tonlarında bir far almak istemiştim. Bu Are You Afraid diye geçiyor. Fırat. Aslında yani Fırat Nehri'nin rengiymiş güya. Şimdi bunu siz gözümde görün. Diğer renklere geçelim. Eufret buz mavisi güzel bir ürün. Önerebileceğim bir ürün. Onun dışında şöyle Goldfinger aldım. Altın rengi bir far olması açısından. Bunu çok çok sevdiğimi söylemeyeceğim. Çok altın değil. Yani daha çok sarı gibi duruyor. Siz de onu şimdi gözümde görün. Instagram'da dayanamayıp önceden paylaştım. Tropic şöyle. Bunu yakından göstermek istiyorum. Tropic muhteşem bir mavi ve simleri var. Böyle İçerisindeki simler buz kristalleri gibi duruyor. Gerçekten tam olarak sim değil de kristal gibi duruyor. Bu renge bayıldım. Bununla bir makyaj yapmayı çok istiyorum. En sevdiğim renk bu oldu. Bu arada NARS farların fiyatları 63 lira zannediyorum. Yalan olmasın ama 60'lı bir rakamdı. Orası da kesin. Siz şimdi Tropic'in rengine bakın. Çok sevdiğim şöyle, orada çok sevdiğim parmaklandığı zaman bunlar biliyorsunuz renkleri biraz daha farklı gözüküyor. Fakat yani şöyle söyleyeyim, içerisinde altın pırıltılar olan kahverengi bir far. Masada durduğu gibi durmuyor. Kutusunda durduğu gibi durmuyor. Gözde çok böyle farklı, o pırıltılar aşırı derecede kendini belli etmiyor. Güzel bir far, harika bir far. Yoğunluğu çok fazla olduğu için birazcık dökülme problemi yaşadım ben. O yüzden gözün altına sürmek için çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Üzerine sürdüğünde de altlara döküldü. Temizlediğim halde daha sonrasında biraz dökülme problemi yaşadım. Çok yoğun olduğu için olduğunu düşünüyorum. Siz onu da şimdi görün.
Güya önce MAC'leri bitirip sonra NARS'lara geçecektim ama karman çorman oldu. Pigment farlar. Old Gold'u daha önce çok uzun kullanmıştım. Çok sevdiğim altın rengi bir pigment far. Hepsini şimdi siz sırayla göreceksiniz. Old Gold. Copper Sparkle. Copper Sparkle en sevdiğim pigmentlerden bir tanesi. Almayı çok istiyordum fakat hep Amber Light bana yetiyordu, öyle söyleyeyim. Tam olarak bir metal görünümü veriyor. İçerisinde gerçekten sanki bakır parçalar varmış gibi. Bu da yine yeşil renkte tam metalik bir pigment var. Bu videodan sıkılanlar olduysa çok özür diliyorum. Alışveriş videosu yayınlamayı ben de çokça tercih etmiyorum ama gerçekten de bunun izleyicisi çok fazla ve çok istek aldım. Bunlarla ayrıca zaten makyajlar yapacağım ama o biraz zamana yayılacak. Hemen öyle bir makyaj sözü veremiyorum. Bu Mineralize Skin Finish Natural Pudra herkese şiddetle önerdiğim MAC'in çok ince renkli pudrası. Ben genelde transparan pudra kullanıyorum ancak özel zamanlarda çekim vesaire olduğunda daha da pürüzsüz gözükmesi için cildimi bunu kullanıyorum. Bu Light Plus rengi. Diğeri de Mineralize Skin Finish, yüzüme parlaklık vermesi için. Bunun bir sürü rengi var. En çok satan rengi Soft and Gentle. Bunu yine yüzümü aydınlatmak için kullanıyorum. Yani The Balm'ın Meralu Menizer gibi. Bunu da çok uzun zaman kullandım. The Balm'ın Meralu Menizer biraz daha kalın. Bu daha ince. Bu daha genel kullanım için daha uygun. Çünkü çok ince. Belki yüzünüzü komple parlatmaktan hoşlanıyorsunuz ve bunu yüzünüze sürebilirsiniz. O kadar ince. Diğer ürünler, yine NARS'tan şöyle bir fırça aldım. Gözümün üzerinde, kirpik tiplerimdeki farı veya kalemi dağıtmak ya da kriz bölgesine buraya çok ince bir şekilde far sürmek istediğim zaman ve bunu karıştırmak istediğim zaman bir fırça bulamıyordum. Tam ona göre olduğunu düşündüğüm bir fırça, numarası 12. Bu arada televizyon için hepsini bantlamıştık, siyah bantla marka gözükmesin diye. Özge bunların yurt dışında böyle bir şey olmadığını söyledi. Yine biz de biliyorsunuz marka gösteremiyoruz televizyonda. Şimdi diğer biri Estée Lauder Double Wear Fondöten. Bunu zaten ben denemiştim daha önce. Bir arkadaşımda vardı ve aşık olmuştum. Uzun zamandır aklımdaydı. Fakat tabii bu çok fazla fondötenim olunca kıyıp da alamadığım bir ürün. Şöyle. Estée Lauder Double Wear ile ilgili ve bu fondötenlerle ilgili Clinic Even Better Bobbi Brown Long Wear Even Finish Foundation. Üçü birbirinden şahane fondöten. Bir tane de Bobbi Brown'dan gelen bir güzel fondötenim var fakat onun rengi çok farklı olduğu için onun kritiğini evde yalnızken biraz daha deneyip dışarı çıkarak kullanamayacağım çünkü zenci gibi oldum. Onların hiçbir hatası yok. Bana rengimi sordular. Şimdi bu 3.5 olduğu için ben de 3.5 olduğunu söyledim. Dolayısıyla bunu da size şimdi buradan ipucu olarak vereyim. MAC'te de aynı şekilde her markada aynı şekilde bir üründe kullandığınız 2.0, 3.0, 30, 35, Light, Light Plus bana çok öyle sorular da geliyor. İşte atıyorum Max Factor'da işte medium bilmem ne kullanıyorum. MAC'ten hangisini almalıyım? Çok fark ediyor. Acayip fark ediyor. Her markanın ürünlerinde de fark ediyor. Bununla neydi fondöten adı? Luminous Moisturizing Treatment. Fondöten arasında resmen ciddi bir fark var. İkisinde 3.5 bambaşka. Aynı şekilde ben mesela
MAC'te işte sütlü finişte NC20 kullanıyorken Mineralize Satin Finish'te NW20 kullanıyorum. StudioFix Pudra'da NC30 kullanıyorum gibi, hepsi birbirinden farklı. Bunu lütfen sakın unutmayın. İnternetten özellikle de sipariş verecekseniz herhangi bir markanın yapmayın. Yani deneyin mutlaka. Ya da danışın. Şimdi bunların hepsine ayrı bir video çekeceğim. Bunları da Gratis'ten aldım. Ucuz ürünlerden Golden Rose'un 7,5 lira galiba. Sparkle'ı. Şöyle bunları size şimdi göstereyim. Yakından hepsini elime süreceğim. 06 mavi. 01 gümüş. Bunlar Golden Rose. Liquid eyeliner'lar. Bu da Essence'in kristali Gold Rush. Bu şekilde. Biraz netleme problemi yaşadı kamera yine. Böyle gördüğünüz gibi. Ben de gelirsem belki netleyecek. Çok güzel ışıltıları olan eyeliner'lar. Tek tek yaptığım alışverişleri pek göstermiyorum. Toplu bir alışveriş olduğu için ve Instagram'dan paylaştığımda da oldukça istek aldığı için bu videoyu yayınladım. Beni www.sivriweb.com'dan takip edebilirsiniz. Yeni videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Biri daha bir soru sormuştu. Hemen de ona cevap vereyim. Bu birazcık uzun ve bol konuşmalı bir video oluyor. Sevmiyorsunuz ya da sevmeyenlerden bahsediyorum. Ben de sevmiyorum çok fazla konuşulan videoları. Neden markalar sana sponsor olmuyor diyenler için? Şimdi gerçekten bloglar çok popülerdi ve firmaların birçoğu gerçekten hala YouTube'dan haberdar değil. Haberdar olanlar da blogger olarak popüler olan arkadaşlar, yani blog takipçi sayıları fazla olanlar Google aramalarında daha üst sıralarda çıkıyor. O yüzden onlara ulaşıyorlar. Bana sponsor için gelen firmalar yok mu? Var. Hatta bir iki ürün gönderip de bununla ilgili video çeker misin diyenler de var. Ancak ben gerçekten oldukça sık seçiyorum. Hatta hiç video yayınlamadım. Yani şöyle bir şey var. Evet, Watsons bana da gönderdi. Mesela yaklaşık Rimmel London markasından birkaç tane ürün gönderdi ve bunlarla retro makyajı çeker misiniz dediler. Örnek veriyorum bunu. Ben Watsons'ı çok seviyorum, ürünlerini de çok seviyorum. Ancak onların isteklerine göre bir video çekmek bu kadar basit bir şey değil. Video çekmek çok uzun ve meşakkatli bir iş. Belli bir izleyici kitleniz var ve onu sadece sizin kendi istediğiniz bir şeyi izletmek zorunda bırakıyor, izleme zorunda bırakıyorsunuz. Ve dolayısıyla bunu iyi seçmek gerekiyor. Hakikaten de yapılan bir emek var orada. Sadece 30 liralık, 40 liralık ürün gönderip buna video çeker misiniz demek de bu iş olmuyor. Ben Watsons değil ama bunun dışında gelen birkaç tane öyle marka, birçok blogger arkadaşımda da görmüşsünüzdür ya da vlogger diyeyim. Size ürün gönderelim ve bunlarla video çeker misiniz dediklerinde onlardan bir takım taleplerde bulundum. Örneğin iki tane firmadan daha önce bana bu ürünleri göndereceksiniz, bunu bedelsiz yapacağız. Benim biliyorsunuz makyaj malzemesi de benim ihtiyacım yok. Bunu yapmam için ya benim çok istediğim bir şey olması lazım, ya gerçekten çok beğendiğim bir şey olması lazım, ya da tatmin edici bir şey olması lazım. Ya bütçeli olması lazım bu işin, yani reklama giriyor olması lazım. Veya da benim, dedim ki ben de benim izleyicilerime hediye verelim. Ben sizin mağazanızdan seçeyim. Onlara güzel, tatminkar bir hediye verelim dedim. 2-3 tane ürün gönderdiler. Ben bu 2 tane üründen çok daha fazlasını kendi cebimden vererek zaten bunu yapıyorum. Bu tip çekilişler yapıyorum. Teşekkür ederim, kalsın diye reddediyorum. Şimdiden bu sorularınıza da cevap vermiş olayım. Ama evet, birçok firma bana, yani yeni yeni ürün göndermeye başlayan bir iki firma var ama birçoğu hala ürün göndermiyor. Biz de bloggerlar olarak lütfen gönderilen her ürünü
videolamaktansa, ki gerçekten yazı yazmak çok daha basit, videolamak çok zor bir şey. Videolamaktansa ya bunun karşılığını isteyin ya da buna değer bir şey olması gerekiyor. Hakikaten öyle. O yüzden reklama da karşı değilim. Çünkü bu işi tamamen karşılıksız olarak yapıyoruz. Eğer tamamen bütün vaktimizi buna veriyorsak, buradan da reklam geliri elde etmek çokça normal bir şey. Şimdi ben o kadar çok lafı uzattım ki böyle bir sohbet havası olmuş olsun. Bir takım aklında soru işareti olan insanlara da biraz bilgi vermek istedim. Gerçekten firmaların birçoğunun benden haberi yok. Olanlar da henüz tatminkar bir sponsorluk teklifinde bulunmadılar. Eğer bu işin ucunda, yani ben bir ürünü tanıttığımda bundan firma para kazanacaksa bunun bir karşılığı olmalı. En azından sizlere verebileceğim hediyeler vermeleri gerektiğini düşünüyorum.